Değerli izleyiciler, hemen piyasanın notlarına bakma zamanının geldiğini hatırlatalım. Piyasanın notlarını, ayrıntılarını ise ALB Forex Araştırma Müdürü Sayın Kenan Çınar'dan alacağız. Sayın Çınar, günaydınlar efendim. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederiz. Neler aktaracaksınız? Yepyeni bir ayın ilk günüyle birlikte piyasalar nezdinde son durum sizin sözlerinizde. Buyurun. Sizin de belirttiğiniz gibi çok dalgalı bir Kasım ayı geride bıraktık. Özellikle Kasım ayında Trump'ın seçimleri sonrası dünya genelinde faizlerde yukarı yönlü bir hareket ve Amerikan dolarındaki güçlenme gelişen ülke varlıkları ile birlikte bizi de olumsuz etkiledi. Dolar TL tarihi rekorlarını kırarken gösterge faizimizde %10 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bu dalgalı bir aydan sonra Aralık ayının birazcık daha sakin geçmesi beklenilebilir. Fakat gündem Aralık ayında da yoğun olacak. Yarın gelecek Amerikan tarım dışı istihdam verisi, Fed'in 15 gün sonraki toplantısındaki tutumunu belirleyecek. Hafta sonu İtalya'da anayasa referandumu var. Buradan çıkacak sonuç hem Euro'nun geleceğini hem Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili ciddi sonuçlar doğuracak. Buna ek olarak tabii ki Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınması kararı da görüşülecek ayın ortasında. Ondan dolayı yılın sonuna yaklaşmış olsak bile piyasalar bir miktar daha baskı altında kalacaktır. Dünü kısaca özetleyecek olursak, dün öne çıkan OPEC'in petrol kısıtlamasına gitme kararıydı 8 yıl sonra. OPEC bölgesinin ürettiği günlük 34 milyon varil petrol 32.5'e sabitlendi. Bunun da petrol fiyatlarını yukarı doğru ittiğini görmekteyiz. Direkt enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle bizim ekonomimizi olumsuz etkileyecek bir gelişme bu. Dolar TL'deki değer kaybı da katarsak petrol fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır. Bunun borsada da yansımasını gördük. Petrol ve enerji ihtiyacı duyan şirketlerin hisselerinde aşağı yönlü bir baskı söz konusuydu. Diğer yandan Amerikan dolarındaki yukarı yönlü hareketin dün bir miktar daha devam ettiğini görmüştük. 3.40'lara kadar gerileyen dolar TL tekrar 3.40 seviyelerine yükselmiş durumda. Bugün birazcık daha sakin bir gün olacaktır. Belirttiğim gibi yarınki tarım dışı istihdam verisi beklenilecek ama borsa tarafında bir tepki çıkışı beklenilebilir 74 bin seviyelere doğru. 75 bin seviyesinin kırılmaması durumunda ise aşağı yönlü hareketin bir miktar daha devamı beklenebilir. Dolar TL'de ise kısa vadeli tepeyi bulmuş gibi gözükmekteyiz. 3.46'ların üzerine çıkmadığı sürece aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. Diğer yandan altın güçlenen dolardan olumsuz etkilenmekte. Borsada da ilk rakamların yukarı yönde açıldığını görmekteyiz. Bugünü bu şekilde özetleyebiliriz. Efendim çok çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, sağ olun. İyi yayınlar.